Teşekkürler. Şimdi buraya kadar konuşan arkadaşlar protokolün içeriğiyle ilgili cümle cümle, madde madde çeşitli noktaları söylediler ve o yüzden ben tekrara girmeyeceğim. Sevgili izlem arkadaşlarımın vurgulamadığı başka bir noktadan görüşlerini de çok merak ederek bekleyeceğim yani sonuna kadar. Biliyorsunuz bundan 3 sene önce bir pandemi yaşadık ve bu pandemi ilk patlak verdiğinde en çok ölüm veren ülkeler, en çok kayıp veren ülkeler sağlık hizmetlerinde kamunun rolünü kısıtlamaya giden ve özelleştirme ve sağlıkta şirketleşme politikalarını takip eden ülkelerdi. İtalya, İspanya, Thatcher döneminden beri İngiltere, Nixon'la başlayıp Reagan'la beraber pik noktasına varan Amerika oldukça fazla insan zayiatına sebep oldu. Aslında sosyal devletin vermesi gereken temel kamu hizmetlerinden biri olan sağlık alanında özelleşme ve şirketleşmenin korkunç boyutlarını zaten bundan 2-3 yıl önce yaşadık ve maalesef çok unutkan olduğumuz için gündelik politika ve bize başka yerlerden dikte ettirilen bazı siyasetleri yürürlüğe koymayla ilgili fazla hayışkar olunuşundan herhalde bunları unutuyoruz. Ben Sayın İzlem Gürçağ'ın sosyal meseleler konusunda ne kadar duyarlı bir insan olduğunu daha önce komitelerde çeşitli yasa çalışmaları sırasında birlikte çalışma fırsatı bulduğum için biliyorum ama maalesef bakan olduktan sonra diğer bakan arkadaşların girmiş olduğu bu dışarıdan tevdi edilen görevleri yerine getirelim noktasında maalesef o akıntıya kapıldığını üzülerek gördüğümü buradan söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de uzunca bir süredir işte şehir hastaneleri adı altında kamunun vermesi gereken sağlık hizmetleri de bir şirketleşmeye doğru gitti. Sadece sağlık hizmeti değil. Aslında normalde adına özelleştirme diyemeyeceğimiz. Çünkü en ileri vahşi kapitalist ülkelerde bile özelleştirme politikaları devletin denetleyici ve düzenleyici rolünün hala devam ettiği, belki kamu alanından mümkün olduğunca çekildiği ama bir otorite olarak oralarda elini gözünü sakınmadığı bir noktada yapılır. Hukukun üstünlüğünün olduğu ve yönetenlerin hukuk kaideleriyle bağlı olduğu ülkelerde bu böyledir. Fakat Türkiye'de bir süredir devletin kendisinin şirketleştiği, vatandaşın da müşteri olarak görüldüğü ve yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı olan sağlık hizmetinin satın alınan bir metaya dönüştürüldüğü bir süreci maalesef üzülerek görüyoruz. Özellikle bu derin yoksullaşmanın ve adaletsizliğin kalıcılaştığı bir dönemde sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere kamunun verdiği hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu o kimlik politikalarından öte bir yerde her bir birey olarak aslında hissederken görüyoruz ki bu politikalar buraya da yavaş yavaş protokoller aracılığıyla ihraç ediliyor. Protokoller aracılığıyla ihraç edilen şey meclisin bypass edilmesi. Yasama, yürütme, yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması. Alanda söz hakkına sahip olan sivil toplum örgütlerinin yok sayılması ve halkın seçerek buraya gönderdiği vekillerin onayının dahi alınmadan aslında sürekli bir sistem değişikliğine gidilmesi. Şimdi Türkiye'de iktidar yanlısı şirketlere kaynak bölüştürmek üzere operasyonda olan bir zihinsel yapı var. Ve bu yapı aslında burayı bir Türkiye vilayeti olarak gördüğü için orada ne varsa burada da olacak diye her alanda bir toplumu toplum yapan temel stratejik bütün alanlarda aslında protokoller üzerinden bir yeniden dizayn yapıyor arkadaşlar. Ve siz de maalesef bunun aracı oluyorsunuz. Siz bunun taşeronu oluyorsunuz. Tesadüf mü? Siyah kalem şirketi. Tesadüf mü? Aksa. Tesadüf mü? Efendime söyleyeyim USAŞ. Tesadüf mü? Taşyapı. Daha neler neler. Bunların hepsi Türkiye menşeli şirketler ve bunların hepsi bir toplumu toplum yapan temel stratejik sektörlerin üzerine böyle gelip burayı ben yöneteceğim diyerek artık kiminle bir meşveretleşme içindeyse maddi menfaat elde etmek üzere protokoller ve iki devlet arasında olması gereken kardeşlik hukuku, diplomatik adabın çok dışında
dayatmalar üzerinden kurgulanan bir yapı var. Şimdi bu külliye, işte siyah kaleme ihalesiz bir şeyler veriliyor. Aksa daha geçen haftalarda elektrik kurumunun aslında ortadan kaldırılıp da nasıl Aksa'ya gene alım garantili bir anlaşma yapılmak üzere dizayn edildiğini gördük. Taş yapı defalarca sözleşmesi uzatıldı, işte aflar çıkarıldı, sırtımızdan bilmem kaç tane havaalanı yapılırdı. Şimdi de USAŞ, USAŞ'ın faaliyetleri nedir diye baktığımda, sağlık turizmi yapıyor, ilaç cihaz ticareti yapıyor, sağlık yönetimi ve bilgi sistemi satışı yapıyor. Cihazlarda özellikle yerlileşme var ya, yerli milli, her şey yerli milli yapma. İşte silah sanayi yanında, bu sağlık cihazlarında da. Yani bir ticari faaliyeti aslında birileri para kazansın diye KKTC'yi, KKTC'nin Sağlık Bakanlığı'nı protokol aracılığıyla bağlayıp birilerine kaynak aktarımı olacak. Yani odadaki fili söylemeden bunu konuşmanın bir manası yok. Doğrudan böyle bir kaynak aktarımı yapılacak ve görev alan, yönetim kurulunda görev alan kişilere bakıyoruz. Aynen başka birçok kurumda olduğu gibi sevgili arkadaşlar, hepsi hekim ama devletin bir noktasında bir görevleri var. Bir tanesi Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nde görev yapmış. Bir tanesi 2021'den beridir Sağlık Bakan Yardımcısı. Bir tanesi Kuveyt'te eğitim görmüş, işte Avrupa Birliği sağlık sistemleriyle ilgili yönetim müdürlüklerde falan çalışmış. Yani o özerk, bağımsız hekimler de değiller. Devletle doğrudan bağlantılı, devleti yönetenlerle kurdukları bazı ilişkiler üzerinden şirketleşmiş, şirketler üzerinden alan kapama, sektör kapama ve onun üzerinden semiren bir yapı var. Ve bunun aslında mekanı haline getiriyorsunuz. Adanın kuzeyini. Burada hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Yani Türkiye'de hekimlerin çok uzunca bir süredir çok düşük ücretlere, çok kötü koşullarda çalıştığını, geçtim yani pandemi döneminde Türkiye Tabipler Birliği'nin düzenlediği toplantılarda ölmüş olan hekimlerin fotoğrafları koyuluyordu boş sandalyelere. Şiddete maruz kalıyorlar, can güvenlikleri yok. Ömrün boyunca çok zor sınavları geçmek için çalış. Ondan sonra insanlara Hipokrat yemini ederek yaşam hakkını sağlamak için hizmet ver. Ama ondan sonra ne can güvenliğin olsun, ne doğru düzgün iş güvenliğin olsun, verdiğin hizmeti de sen yetersizsin, Türkiye'den hekim getirelim, sana da sormamıza gerek yok diyenler üzerinden şekillensin hayatınız. Bu sadece sağlık alanında değil. Kontrolsüz nüfus artıracaksınız, öğretmen yok, öğretmen getirelim. Kontrolsüz nüfus artacak, vatandaşlık vereceksiniz, su yetmez, su getirelim. Elektrik yetmez, elektrik getirelim. Tamam, kabloyla elektrik getirelim, boruyla su getirelim. Boruyla başbakan da gelmeye başladı zaten artık belli. Öyle, öyle. Bu ülkenin demokratik iradesi üzerinden, bu ülkenin seçtiği insanlar üzerinden bir durum yok. Ve ben şuna şaşırıyorum sevgili İzlem. Sen bu adaletsizlikleri, demokrasiye uygun olmayan şeyleri gördüğün için bundan dolayı sıkıntı da yaşamış bir insan olarak ne oluyor da buna razı oluyorsunuz? Ne oluyor arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Bunu çok merak ediyorum. Artık şeffaflık rica ediyorum. Bu kürsüye çıkıp aslında işte protokolün şurası anayasaya aykırıydı, burada aslında bize haksızlık ediliyordu falan demenin de bir anlamı yok. Hukuk tanımıyorsunuz zaten. Biliyorum yani bunu. Hükümetiniz hukuk tanımıyor. Ama vicdanınız, üstelik de sağlık alanından gelen birisiniz. Nasıl yani, nasıl bunlara imza atıyorsunuz? Bunlarla ilgili çok ciddi merakım var. Merakım var. O yüzden bunu halka açıklamanızı rica ediyorum. Yani kişisel verilerle ilgili arkadaşlarım da söyledi de, çok daha böyle gündelik hayattan bir şey olarak söyleyeyim bunu. Bugün sabah protokolle ilgili bas bas bağıran ve kendisi de hekim olan Özdemir Bey. Yani Türkiye'de özellikle insanların iletişim başkanlığına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ulaştığı bütün verilere ulaşma yetkisi verildiğinden kellidir. İnsanların bütün verilerinin seçmen profillerini ayarlama, bunun üzerinden nokta atışı propaganda yapma veya insanların ihtiyaçlarına göre sosyal yardım bağlama gibi bütün devlet aygıtını bir parti devlet bütünleşmesi üzerinden kullanan bir yapı içerisinde. Buradaki bütün verileri TürkSat'a,
sağlık verilerini işte USAŞ'a, onun üzerinden Türkiye Sağlık Bakanlığı'na. Sosyal yardım alanların bilgilerini Hasan Bey'in imzaladığı Sosyal Yardım Aile Bakanlığı'na vereceği bilgiler üzerinden protokollerle devrediyorsunuz. Devrediyorsunuz. Devleti şirketleştiren bir aklın aslında uzantısı olarak burada zaten doğru düzgün çalışmayan bir devletin yapılarını komple şirketlerin tasmasına böyle boyunduruğuna takıp gütmeleri üzerinden müsaade ediyorsunuz. Burada bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bu mecliste bulunan milletvekilleri, Ulusal Birlik Partili işte milletvekilleri, prostadı var mıydı, şekeri var mıydı, efendime söyleyeyim kalp çarpıntısı, taşikardisi var mıydı, bu verilerin başka bir ülkenin devletinde olmasını istiyor mu ya? İstiyor mu yani? Bu nasıl bir şeydir? Kişilerin kişisel bilgileri bugün en temel insan haklarından biridir. Ve bunları vermek, yani bunları bu kadar kolay verme nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bilgi rica edeceğim. Ne düşünerek bunu yapıyorsunuz? Organ nakil yasası ve hastane yönetim sistemleri. Organ nakil yasası bizim özellikle 2015 yılıydı Erkut Bey. O komitede birlikte çalıştık. Ve hakikaten çok teferruatlı bir şekilde çalıştığımız bir yasaydı. Dikkatli çalışmamızın en önemli nedenlerinden de biri bu ülkede devletin denetleyici rolünü yeterince yerine getiremeyişi ve çeşitli mafyatik ilişkilerde, örneğin insan ticareti gibi, seks köleliği gibi, kara para aklama gibi meselelerde devletin üstüne düşenleri yerine getiremeyişiydi ve bir de organ mafyasının bu ülkede ticaret yapmasını engelleyici bir sürü teferruatlı madde koymuştuk o yasanın içine, sonrasında tüzüklerine de. Yani bir başka ülkeyle organ nakliyle ilgili anlaşma yapma ihtiyacı nereden çıktı, bunu bilmek istiyorum. Sürekli bir politika ve yönetim ihracı, aile hekimliğinden arkadaşlarım da bahsetti de bir hastanın doktor seçme hakkı vardır ya. Hasta hakları diye bir şey de vardır. Yani doktor hakları var bir yandan ama bir hastanın doktorunu seçme hakkı da olabilmeli. Yani bu aile hekimliği üzerinden sizin aklınızdan mıydı? Bu hangi fizibilite, hangi araştırma üzerinden bunu yaptınız? Bunların hiçbirinin bu ülkenin gerçekleriyle bağlantılı olmadığının kayıtlara geçmesi için çıktım ve söz aldım. Birkaç tane şirketin ağzına verilmiş durumdadır bu ülkedeki ve belki de Türkiye'deki bütün insanların en temel insan hakları. En temel insan hakları. Sonra da buradan işte Cumhurbaşkanınız ya da Başbakanınız ya da meclise gelmeyen Dışişleri Bakanınız aracılığıyla devlet hamaseti yapmayın. Olmayan bir devlet vardı zaten, tam fonksiyon çalışamayan. Onu da bitirdiniz. Yani ihtiyaç yok aslında size. Eğer verilen görevleri, tevdi edilen görevleri yerine getirecek birileri varsa teknokrat atasın Türkiye hükümeti de buraya. Seçilmiş vekillere ihtiyaç yok. Atasın teknokratlarını. Büyükelçilikten gitsinler, emir alsınlar. Protokoller zaten Türkiye'de hazırlanıyor. Ve burada onaylanmadığı halde yürürlüğe giriyor. Kaç tane protokol var arkadaşlar böyle? Bundan önce de işte KİSPO olarak kurulan bir üniversite vardı. Burada kazandıkları parayı aktaramıyorlarmış Türkiye'ye. Mevzuat açısından sıkıntı varmış. ASPU yapacaklar adını bir protokol imzaladıydı Nazım Bey. Biz onaylamadık, yürürlüğe koyuldu. TürkSat'la ilgili olan protokol de öyle. Yani bu meclisin hiçbir fonksiyonu yok. Şimdi hepinizin böyle elleri kalkacak, çok önemli bir şey yapılıyormuş gibi. Hiçbir söze kulak tıkamadan, nasıl bir korkuysa artık bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunun gerçekten memlekete faydalı bir şey olduğuna inanarak bunu imzaladığınıza inanmıyorum sevgili İzlem. Üzgünüm. Ama yani zararın neresinden dönülse kârdır. Ek protokol mü yaparsınız bu saatten sonra? Bu protokol aksaktır. Gelin bunu düzeltelim, çağıralım meslek örgütlerini de, onları da dinleyerek ona göre ihtiyaç neyse birlikte tespit edip ona göre yapalım mı dersiniz? Bilmiyorum, beklentimiz bu yönde ama herhalde bunu yaparsanız bakanlıktan alırlar diye de bir endişeniz var. Onun için çok da umutlu değilim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.